Kovaryans özellikleri örnek soru 5. Bu videomuzda kovaryans özellikleri konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let x be a discrete random variable with the probability distribution. Fx eşittir 1 bölü 5. For x eşittir eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Define the random variable y eşittir x kare. A şıkkında find the covariance of x and y. B şıkkında are x and y independent. Şimdi adım adım bir anlamak için soruyu Türkçe konuşarak ilerleyelim. X aylık bir rastgele değişkenmiş ve onun olasılık dağılımı burada verilmiş. X rastgele değişkeni eksi 2 iken 1 bölü 5 ediyor. Eksi 1 iken yine 1 bölü 5 ediyor. 0 iken yine 1 bölü 5 ediyor. 1 iken yine 1 bölü 5. 2 iken yine 1 bölü 5. Yani bu bir düzgün dağılım gösteren ayrık rastgele değişkene ait olasılık dağılımı ama bunların önemi yok tabii ki soruda. Şimdi bir tane yeni rastgele değişken tanımlıyor. Y eşittir x kare. Buradaki rastgele değişkenlerin kareleri alınarak. X'lerin karelerini alırsak ne olur? Eksi 2'nin karesi 4. Buradaki y'ninkini yazacak olursak bu rastgele değişkenin karesini aldık 4. Bununkini aldık 1. Bununkini aldık 0. Bununkini aldık 1. Bununkini aldık 4. 3 rastgele değişkene düşüyoruz. Bunun için fy'yi yazacak olursak birazcık parçalı yazmamız gerekir burada. Y rastgele değişkeni 4 iken eksi 2 ve 2'nin çıkarttığı sonuçlar gelir. Eksi 2 y'yi buraya koyduğumuzda 4 ediyor. 2'yi koyduğumuzda 4 ediyor. Eksi 2'deyken olasılık 1 bölü 5. 2'deyken olasılık 1 bölü 5. İkisini toplarsak 2 bölü 5 eder. Bunu yazmanın gerekliliği var mı? Yok. Ben sadece yapıyorum burada. Y eşittir 1 için eksi 1 ile 1'in olasılıklarının toplamı olacak. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5'ten 2 bölü 5. Y 0 iken sadece 0'dayken zaten 0 çıkıyor y. Onda da 1 bölü 5. Görüleceği üzere hepsinin toplamı 1 ediyor zaten. Şimdi A şıkkında bize x ile y'nin kovaryansını bulmamızı istemiş. Kovaryans x y eşittir e x çarpı y eksi ex çarpı ey'dir. E biz y'nin x kare olduğunu biliyorsak buradaki y yerine x kare koyarsak yani şunu bulmamıza hiç gerek yoktu. Soru bunu bulmamızı istemiyor. Ben sadece o şekilde gidecekler için de böyle bir tane hazırladım. X çarpı x kare eksi ex çarpı ex kare. Sonuç olarak kovaryans ex küp eksi ex çarpı ex kare. Şimdi hesaplamaya başlayalım. Önce ex. Her bir rastgele değişkenle onun olasılığını çarpıp çarpıp toplayacağız. Eksi 2 çarpı 1 bölü 5. Eksi 1 çarpı 1 bölü 5. 0 çarpı 1 bölü 5. Hepsinde 1 bölü 5 zaten olasılık. 1 çarpı 1 bölü 5. 2 çarpı 1 bölü 5. Hepsini topladığımızda 0 sonucuna ulaşıyoruz. Ex 0 çıktı. Şimdi buradaki ex kareyi hesaplamaya gerek kalmadı. Burası sıfırlandı gitti. Ex küp lazım bize şimdi. Bunun kübünü alıp bununla çarpacağız. Eksi 2'nin kübü çarpı 1 bölü 5. Eksi 1'in kübü çarpı 1 bölü 5. 0'ın kübü çarpı 1 bölü 5. 1'in kübü çarpı 1 bölü 5. 2'nin kübü çarpı 1 bölü 5. Burada da birbirlerini götürüyorlar ve 0 çıkıyor. Sonuca geldiğimizde kovaryans xy. Burasının sonucu 0. Burasının sonucu da 0 ettiğinden dolayı 0 çıkıyor. A şıkkını böylece gerçekleştirdik. B şıkkına geldik. R, X and Y independent. Eğer ki X ve Y bağımsız olsalardı kovaryansları 0 çıkardı. Fakat kovaryansın 0 çıkması X ve Y'nin bağımsız olacağını garanti etmez. Burada zaten o algıya oynamış.
B şıkkına direkt no cevabı vereceğiz. Nedeni zaten çok açık. Y rastgele değişkeni x rastgele değişkenine bağlı ya. X rastgele değişkenin karesini alıyoruz. Y rastgele değişkeni y eşittir x kare. So y is dependent for x values. Y eşittir x kare ise y'nin alacağı değerler, x'in alacağı değerlere bağımlıdır. Sonuç olarak da bunların bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. Burada herhangi bir işlemle göstermeden bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Burada kovaryansa sıfır çıkacak diye bilerek çıkması için bilerek hazırlamış. Burada da tuzak kurmuş. Kovaryans sıfır çıkınca bundan bağımsız. Hayır, bunlar bağımsız olsa kovaryans sıfır çıkıyor da kovaryans sıfır çıkınca bu ikisinin mutlaka bağımsız olmasının gerekliliği yoktur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.